sorabileceğiniz en önemli soru ne olabilir? Bu muhtemelen her şey nasıl başladı olabilir. Yaratılış hikayelerinin hepsi bu soruyu sorar ve cevapları büyük farklılıklar gösterir. Bazıları bir başlangıç olmadığını, çünkü her şeyin baştan beri var olduğunu savunur. Bazıları renkli bir yılanın etrafta gezindiğini ve gezerken dağları, nehirleri, dereleri, belki de yıldızları hatta siz ve ben gibi insanları yarattığını savunur. Bazıları bir tanrılar heyetinin evreni yarattığını söyler. Bazıları da sadece belli bir tanrının dünyayı yarattığını. Bu farklı hikayelerden o kadar fazla var ki ama hepsi bir şeyler iddia ediyor. Bunun sebebi her yaratılış hikayesinin bir açıklama yapmaya çalışıyor olmasıdır. Her biri size olayların nasıl başladığını anlatmaya çalışıyor. Bunun bir sonucu olarak yaratılış hikayeleri sabit değiller, değişkenler. Yani zamanla değişirler çünkü yeni bilgiler, yeni kanıtlar geldikçe açıklamalar da değişir. Bu bölümde bu büyük soruya modern bilimin verdiği cevabı inceleyeceğiz. Son birkaç yüzyılda ortaya çıkan yeni kanıtların hikayeyi nasıl değiştirdiğine bakacağız. 500 yıl önceki Avrupa'ya giderek başlıyoruz. Çünkü modern bilim ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktı. 500 yıl önce Avrupa, Hristiyan egemenliğinde bir bölgeydi. Çoğu dinde olduğu gibi Hristiyan kilisesinin de bu soruya kendine özgü bir cevabı vardı. Hristiyan kilisesinin cevabı şöyleydi. Tanrı evreni binlerce yıl önce yarattı. Ama ama bu cevabı bir Mısır şehri olan İskenderiye'de yaşamış Batlamyus adındaki bir gökbilimci tarafından yaklaşık 1900 yıl önce geliştirilen büyük evren modeline dayandırdılar. Burada Batlamyus'un evren modelinin neye benzediğini görüyorsunuz. Batlamyus dünyanın evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Dünya bir noksanlık alemiydi. Çevresi ise kusursuzluk alemiydi. Bu alemde eş merkezli görünmez halkalar vardı ve bu halkalarda güneş, ay, yıldızlar ve bütün diğer gök cisimleri bulunuyordu. Hangi halkada olduklarına göre farklı şekillerde hareket ediyorlardı. Onların ötesinde ise kusursuzluklar alemi olan cennet vardı. Batlamyus'un evren modeli çok iyi işliyordu. İnsanlar sadece kilise istediği için buna inanmadılar. Aynı zamanda bunun için çokça da kanıt mevcuttu. Tabi şunu da ekleyelim. 16. yüzyıldaki ve Batlamyus'un zamanındaki gökbilimciler dünyayı ve evreni çıplak gözle inceliyorlardı. Şunu bir düşünün. Evreni sadece çıplak gözle inceliyor olsaydınız eğer yani sadece göğe bakıyor olsaydınız siz de evrenin dünyanın etrafında döndüğünü düşünebilirdiniz. 1550 ile 1700 yılları arasında yeni kanıtlar gelmeye başladı. Bazıları yeni teknolojiler sayesinde edinilen bilgilerdi ve bu durum Batlamyus'un evren hakkındaki fikirlerini baltaladı. Bazı gökbilimciler gezegenlerin her yıl bir müddet geri gider gibi göründüklerine dikkat çekmişlerdi. Batlamyus'un modeli bunu açıklamakta zorlanıyordu. 16. yüzyılda yaşamış olan gökbilimci Kopernik, sistemin merkezine dünya yerine güneşi koyduğumuzda bu sorunun kolayca çözüldüğünü gösterdi küçük bir kusurdu bu. Diğer bir gökbilimci olan Kepler ise gezegenlerin yörüngelerinin Batlamyus'un düşündüğü gibi tam daire olmadığını buldu. Yörüngelerin rotaları elips yani oval şeklindeydi. Bu da bir başka sorundu. Üçüncü olarak İtalyan gökbilimci Galileo, zamanın en iyi teknolojisi olan teleskobu kullanmaya başladı. Teleskopla cenneti yani gök cisimlerini inceleyen ilk gökbilimci oydu. Gördüğü şey bu gök cisimlerinin Batlamyus'un tahmin ettiği kadar da kusursuz olmadığıydı. Örneğin güneşe baktığında üzerinde güneş lekelerini gördü. Bunlar bir anlamda güneşin üzerindeki pis lekelerdi. Bunu kimse beğenmez değil mi? Ya da Jüpiter'e bakacak olursanız onun yalnız olmadığını, çevresinde küçük uydular olduğunu fark edersiniz. İşte bu gibi sebeplerle insanlar Batlamyus'un modeli hakkında endişe duymaya başladılar. Şunu fark ettiniz mi? Yeni teknolojiler, yeni kanıtlar ve mantık geleneksel açıklamayı alt etmeye başlıyor. 17. yüzyılın sonlarında önemli İngiliz bilim insanı Isaac Newton tüm gök cisimlerini bir arada tutan şeyin eş merkezli küreler olmadığını tartışmaya başladı. Tüm evrene hükmeden gizemli bir güç olmalıydı. Bu yer çekimiydi. Her şeyi bir arada tutuyordu. 1700'lü yıllarda gökbilimcilerin çoğu Batlamyus'un evren modelinden vazgeçmişlerdi. Geldikleri noktada evrenin bir ucunun veya sonunun olmadığına inanıyorlardı. Muhtemelen evren sonsuzdu, sonsuz yaştaydı ve yerçekiminin gücüyle bir arada duruyordu. Kanıtların eski hikayeyi nasıl değiştirdiğine, yani değiştirmeye başladığına dikkat edin. Bu bilimsel ve kanıtlara dayanan evren modellerinin ilkiydi. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın farklı yerlerindeki bilim insanlarının yeni bir hikaye oluştururken birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarına, bilgilerini ve kanıtlarını nasıl paylaştıklarına da dikkat edin lütfen. İşte biz buna toplu öğrenme diyoruz. Bu da toplu öğrenmenin çok iyi bir örneği. bu evren modeline Newton'un evreni diyelim. Bu model evreni sonsuz büyüklükte ve sonsuz yaşta olarak tanımlıyor. Bu modelde yaklaşık 200 yıl boyunca gök bilimcilerin çoğu tarafından kabul gördü. 19. yüzyılda yeni kanıtlar ve yeni teknolojilerle beraber bu evren modelinde de sorunlar çıkmaya başladı. Bu yeni kanıtları ve Batlamyus'un evren modeli gibi nasıl çökerttiğini yüzeysel olarak anlatacağım. Sizin göreviniz ise bu kanıtların derinine inmek. Hadi başlayalım. 19. yüzyıl gökbilimcileri genel olarak evrenin haritasını çıkarmaya odaklandılar. Bu iki anlama geliyordu. Birincisi, yıldızlara olan mesafeyi ölçebilir misiniz? Ne kadar uzakta olduklarını söyleyebilir misiniz? İkinci olarak da nasıl hareket ettiklerini tespit edebilir misiniz? Öncelikle mesafe sorunuyla başlayalım. Yıldızların ne kadar uzakta olduğunu nasıl ölçebilirsiniz? Bu hiç de kolay değil. Ama evreni mantıksal olarak düşünmede gayet iyi olan Yunanlılar bunu nasıl yapabileceklerini çoktan bulmuşlardı. Paralaks yöntemiyle. Size şöyle açıklayayım. Parmağınızı tam burnunuzun ucuna koyun. Sabit tutun ve kafanızı sağa sola oynatın. Fark ettiyseniz parmağınız arka plana göre hareket ediyor gibi gözüküyor. Şimdi parmağınızı uzaklaştırın ve aynı şeyi yapın. Bu sefer parmağınızın arka plana göre çok daha az hareket ediyor olduğunu göreceksiniz değil mi? Yunanlılar bunun gibi bir durumun evrende de geçerli olabileceğini düşündüler. Eğer yakınımızda bir yıldız varsa bu sizin yakında duran parmağınıza benzer. Arka plana göre hareketini kolayca görebilirsiniz. Ne kadar hareket ettiğini anlamak için trigonometri kullanarak ne kadar uzakta olduğunu hesaplamanız gerekir. Bu tüm topografların kullandığı bir matematiksel hesaplamadır ama burada bir sorun vardı. Yunanlıların kesin ölçümler yapabilecek bir teknolojileri henüz yoktu. Ayrıca en yakınımızdaki yıldızların hareketleri bile çok küçüktür. O sebeple 19. yüzyılda paralaks ölçümlerini yapabilecek kadar gelişmiş ilk teleskoplar ortaya çıkana kadar en yakınımızdaki yıldızların bile uzaklıklarını ölçemedik. Gökbilimciler yıldızlar olan uzaklıkları ölçmek için başka yöntemler de kullandılar. Size bunlardan e, örnekler vermek istiyorum. Bir örnek daha vereyim. Burada Sefit olarak adlandırılan belli özellikleri olan yıldızlardan bahsedeceğim. Sefeitler değişkendirler. Mesela kutup yıldızı bir sefeittir. Henrietta Leavitt isimli Amerikalı bir gökbilimci sefeidleri incelemeye başladı ve değişkenlerine bakarak ne kadar parlak olduklarını bulabileceğimizi anladı. Eğer ne kadar parlak olduklarını bilirseniz ne kadar uzakta olduklarını da bilebilirsiniz. Çünkü böylece arada ne kadar ışığın kaybolduğunu bulabilirsiniz. Yani bu da yıldızların uzaklıklarını ölçmede kullanılan yöntemlerden biri. Öte yandan gökbilimciler yıldızların bize uzaklaşma ya da yakınlaşma eğilimlerini anlayabileceğini yöntemler de geliştirdiler. İlk bakışta bu imkansız gibi gelebilir. Fakat yöntemleri son derece zekice. Bu hesaplamalar Doppler etkisi prensiplerine dayanıyor. Örneğin yanınızdan bir ambulans geçtiğinde siren sesi gittikçe azalır. Ses şöyle gider araba. Hmm, bunu hepimiz duymuşuzdur. Aslında burada olan şey ambulans sizden uzaklaşırken frekansın azalmasıdır. Gökbilimciler bunun uzaydaki yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışıklar için de geçerli olduğunu fark ettiler. Frekansları düşer. Yani kırmızıya doğru kayarlar. Gökbilimciler buna kırmızıya kayma diyorlar. Eğer uzak bir galaksiye baktığınızda kırmızıya kayıyorsa bizden uzaklaşıyor demektir. 1920'lerde Edwin Hubble isimli Amerikalı bir gökbilimci Los Angeles'taki Mount Wilson teleskobunu kullanarak şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Bahsettiğimiz tüm bu bilgileri kullandı ve bulduğu şey galaksilerin çoğunun dünyadan uzaklaştığıydı. Bu tamamıyla bir sürpriz ama bulunan bundan daha da çarpıcı bir şey. Galaksilerin dünyadan uzaklığı arttıkça daha da hızlanarak uzaklaştıklarını fark etmişlerdi. Bunu bir düşünün. Ne anlama geliyor olabilir? Newton'ın evren modeli de sanki çökmüş görünüyor. Demek ki evren zamana ve mekana çakılı değildir. Tam tersine evren genişlemektedir. Bu gök bilimcilerin çoğu için çok önemli ve beklenmedik bir sonuçtu. Çünkü şu an genişliyorsa o halde bir de geçmişi düşünün. Demek ki geçmişte çok daha küçüktü. Hatta geçmişte bir zamanda acayip küçük boyutta olmalıydı. Belçikalı gök bilimci Lemaitre buna primordial atom adını verdi ve her şeyin bu atomdan ortaya çıktığını iddia etti. Bu devrimsel bir şeydi. Gökbilimsel düşünce de bir devrimdi. Bu evrenin sizin ve benimki gibi zamanla değişen bir tarihi olduğu anlamına geliyor. Hubble'da bulunanların tamamen ortaya dökülmesi ve bu tarihin ortaya çıkarılması da yaklaşık 40-50 yıl kadar sürmüştür.